Yepyeni bir FC24 konsept videosundan herkese selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Bergamo'dayız. Yani Atalanta'dayız. Ne yapıyoruz? 4 tane Türk büyüğümüz, en büyük 4 takımımız. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u İtalya Ligi'ne alıyoruz. Ve bakalım İtalya Ligi'nde neler yapacaklar temsilcilerimiz. İspanya Ligi'ne gittiler. İngiltere Ligi'ne gittiler. Ve sırada İtalya Ligi var. Bu artık 4 büyükleri kapıştırabileceğimiz son büyüklük olacak. Ve bundan sonra artık böyle bir video büyük ihtimalle gelmeyecek. Başka bir lig kalmadı çünkü daha büyük diyebileceğimiz neler yapacağını merak edeceğimiz. O zaman hızlıca ilerleyelim. Arkadaşlar ilk sezonu bir tamamlayalım, sonrasında ikinci sezonda durumun neler olacağını bir bakalım şöyle bir. Ve ilk sezonu tamamladık arkadaşlar, ilk sezonun sonunda şöyle bir puan durumuna gidelim, bakalım neler var neler yok. Temsilcilerimiz yukarıda, Fenerbahçe şampiyon. Yok amına. Fenerbahçe şampiyon olmuş arkadaşlar. Daha önce İngiltere'de, İspanya'da bu başarılamamıştı ama İtalya'da başarılmış. Fenerbahçe 85 puanla şampiyon olmuş. Inter 83, Milan 83 puan, Galatasaray 79, Beşiktaş 69 puan almış. Trabzonspor da küme düşmemiş, 20 8 puanla ligde kalmayı başarmış. Kupaya bakalım. Kupada kazanan Inter'i yenen Milan olmuş. Kupada takımlarımızın neredeyse hiçbiri yok. Son 16'da Trabzonspor, Galatasaray ve o kadar hatta Galatasaray ve Trabzonspor varmış. Son 16'ya çıkabilmişler. Avrupa tarafına da şöyle bir bakalım. Avrupa'daki İtalya ligindeki takımlar neler yapmış? Konferans ligine Lille karşısında Aston Villa kazanmış. Avrupa Ligi'ni Leverkusen kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid kazanmış. Ama şampiyon Fenerbahçe olmuş. Gerisi hiç önemli bir detay değil bizler için. Şöyle bir oyuncu istatistiklerine gidelim. Gol kralı Mauro Icardi olmuş 29 golle. Thuram ikinci olmuş. En-Nesyri 22 golle. Fenerbahçe'de 60. Tadic 20 gol atmış. Immobile 19 gol atmış. Beşiktaş'ta Doğe 15 atmış. Beşiktaş'ta Mertens ve Zaha Galatasaray'da 13 gol atmış. Herkes başarılı gerçekten. Mertens 15 asist. En-Nesyri 11 asist. Tadic 9 asist. Tadic 8 asist. Icardi 7 asist yapmış. Szymański de 6 asist yapmış. Ve ilk sezon tamamlanmış. Büyük başarı. Türk takımları adına gururluyuz bugün. Ve ilk defa bu kadar iyisini beklemiyordum. Belki biraz daha İspanya Ligi'nde fena değildi takımlar. Premier Lig çok zordu, kabul ediyorum ama hani İtalya'da belki biraz daha iyi olabilir diyordum ama şampiyonluk beklemiyordum açıkçası. Fenerbahçe şampiyonluğu kazanmış. Bakalım ikinci sezonda neler olacak? İkinci sezonu daha çok merak ediyorum şu an iştahlı bir şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe başarılı olabilecek mi? Onu da çok merak ediyorum. Şöyle ilerleyelim bakalım. Sezon sonuna geldik. Sezon sonu değerlendirmesini de tamamlayalım ve yeni sezon başlasın. İkinci sezonu tamamladık. Bu sezonda acaba sürpriz bir şampiyonluk var mıdır? Şöyle bir bakalım. Bak temsilcilerimiz biraz düşmüş. Maalesef Inter 85'le şampiyon olmuş. Juventus 2. 80 puanla. Fenerbahçe 5. 63 puanla. Galatasaray 54. Ve Beşiktaş'ta 53 puanla 10-11. Sıradalar. Trabzonspor yine 17. sırada. Yine küme düşmemiş temsilcimiz. Güzel. Milan Napoli'ye eleyerek geçmiş. Kupayı kazanmış. Çeyrek finalde de kupada Galatasaray sadece varmış. Şöyle bir Avrupa şampiyonlarına da bakalım. Konferans liginde Nice şampiyon olmuş. Avrupa liginde ise kazanan Sporting olmuş. Juventus'u 1-0 yenmişler. Şampiyonlar liginde finalinde de Paris Saint Germain Liverpool'u 3-0 yenmiş. Ve bir sezon daha tamamlamış olduk. İkinci sezonu bitiriyoruz arkadaşlar. Videonun da sonuna yaklaşıyoruz. Okafor 20-60. Dybala 19-60. Thuram 19-60. Castellanos 19-60. Immobile 16-60. Fenerbahçe'den Tadic 12-60. Bakalım başka oyuncu var mı? Zaniolo 12-60. Pepe 11-60. Başka da Zaha'da 10 gol atmış. Asistlere şöyle bir gelelim hızlı bir şekilde. Fernandez. Getson Fernandez 7 asist yapmış. Immobile 5 asist yapmış. Çok fazla başka asist yapan Almeida 5 asist yapmış. Asist yapan çok oyuncu yok. Livakovic 11 maçta gol yememiş. Gayet iyi performans. Ve bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Türk temsilcilerimizi, 4 büyüklerimizi gönderdik. İtalya Ligi'ne neler yapacak diye baktık. İlk sezonda Fenerbahçe İtalya Ligi şampiyonu oldu. Serie A şampiyonu oldu Fenerbahçe. 10 yıldır Türkiye'de olamıyordu. Onun dışında başka bir başarı maalesef gelmedi. Ama gayet iyiydi. İlk sezon Icardi'de gol kralı olmuştu İtalya Ligi'nde. Farklı bir video oldu. Eğer videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Hype yaparsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye guys.